My evaluation starts by something that yesterday I didn't want to speak about because I didn't want to give any kind of alibi to the players. But high level football in plastic pitch is not high level football. The ball is slow. The players cannot dribble. They run with the ball and the ball stays behind. The game is slow. So honestly, I don't understand why UEFA allows Champions League in plastic pitch. And I don't understand why a good team like Lugano is, they want to play in a plastic pitch. So that was not good for the game. But it was a game with 7 goals. People love goals. So I think it was quite funny. For me as a coach, the 3 goals conceded are not fun. The first in a set piece, I don't like. The second in one dribble, one slide, and then an easy shot. The third, is quite complicated because no fair play. They should give us the ball. They didn't. No fair play the minute before that. I think that affects. And then one dribble in a dangerous area, in a plastic pitch where the ball stays under the foot. And this is a goal that we don't need. But I think it's a goal that motivates our people. So I'm expecting a full stadium next Tuesday. I'm looking forward to it. We need them. And let's give Lugano the right welcome. They will love the atmosphere for sure. Maçla ilgili değerlendirme konusunda şunları söyleyebilirim. Açıkçası dünden başlamam gerekiyor maç değerlendirmesine ama dün bununla ilgili bir konuşma yapmak istemedim. Çünkü mazeret oluşturmak istemedim. Hem oyuncularım da etkilenmesini istedim. Yüksek seviye futbol oynuyorsak eğer bu sentetik sahanın gerçekten yüksek seviye futbolu kaldırmadığını düşünüyorum. Çünkü topun sürülmesi, topun akması, dribling yaparken topun geride kalması bunlar gerçekten etkili faktörler oldu olumsuz anlamda. Açıkçası UEFA'nın da neden bu sentetik sahada futbol oynanmasına izin verdiğini de anlamıyorum. Lugano gibi iyi bir takımın da neden bu sentetik sahada oynadığını da açıkçası anlamıyorum. Dolayısıyla bu güzel bir sonuç doğurmuyor. 7 gol vardı bugün. İnsanlar, taraftarlar golleri seyretmeyi severler. Tabii ki bu işin eğlenceli kısmı olabilir ama kalemizde 3 gol gördük. Bundan hoşlanmadım tabii. Bu eğlenceli bir şey değildi. Duran toptan bir gol yedik ve bu durum gerçekten hoşuma gitmedi. İkinci yediğimiz golde bir dribling ve topa müdahale yaparken, topa kayarken kolay bir şut gördük kalemizde. Üçüncüsü birazcık daha komplikeydi. Açıkçası fair play'den yoksun bir durumda o an topun bize verilmesi gerekiyordu. Bunu da bana göre etkilediğini düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi bu sahada, bu sentetik sahada dribling yapması gerçekten zor. Top kalıyor, top ileri gitmiyor, akmıyor. Ama öyle zannediyorum ki bu sonuçta bizleri birazcık motive etmiştir. Çünkü önümüzdeki maç kendi stadımızda oynayacağız ve taraftarlarımızı stadı dolduracağını düşünüyoruz. Salı günü oynayacağımız maçta full stadyumda oynayacağız. Ve aynı şekilde sabırsızlanıyoruz bu maç için. Tabii ki bu noktada taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Lugano'ya iyi bir hoş geldin demek gerekiyor. Ve bunu da gösterebileceğimizi düşünüyorum taraftarların varlığıyla stadyumda. I thought at half-time that we should think about one game, not two. We should think about one game to win and not a draw to take a good result home. And basically, I'm motivated by this perspective. Then I just think Ferdi coming in gives a different dynamic to the team. He's a player with a high level. And we were much more confident, probably even more adapted to the pitch. And I think in the second half the result shouldn't be this one; should be a different result. In fact, we had a big chance to score the 5-2 before the 4-3. So in the second half, the quality of our game
you are right, was higher than in the first half. Bu maçı tek bir maç olarak değerlendirmemiz gerekiyor diye konuştuk ve iki maç şeklinde değerlendirmemeliydik ve aynı şekilde bu maçtan galibiyetle ayrılmamız gerektiğinde konuştuk. İki maç olarak düşünüp bu maçtan beraberlik elde ederek iki maçın neticesi şeklinde değil de bu maça bir maç olarak bakmamız gerekiyordu. Bu şekilde bir motivasyon ortaya koyduk. Aynı şekilde Ferdi Kadıoğlu'nun da oyuna girmesiyle beraber bana göre dinamiklik anlamında oyunumuz daha da arttı. Daha da fark yarattığımızı düşünüyorum. Çünkü kendisi gerçekten yüksek seviyede oynayan bir futbolcu ve bu anlamda daha da güvenli oynadığımızı söyleyebilirim. Onun da oyuna girmesinden sonra. Aynı şekilde ikinci yarı sentetik sahaya adapte olmamız da söz konusu. Bununla beraber de bana göre ikinci yarı çok daha farklı bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve daha da fazla gol atabilirdik açıkçası ikinci yarı. Ama sizin de söylediğiniz gibi ikinci yarı ortaya koymuş olduğumuz kalite çok daha iyiydi. I don't know. I was 70 meters away from the situation. The referee was 5 meters from there. You have to ask. Plus the VAR, plus all the cameras they have. You have to ask, not me. I don't know. Açıkçası bunu hakeme sormanız gerekiyor. Çünkü ben o anda o pozisyona yakın değilim. 70 metre uzağındaydım pozisyonun. Hakem orada 5 metre uzağındaydı. Dolayısıyla onu ona sormanız gerekiyor. Aynı zamanda VAR'a sormanız gerekiyor. Çünkü burada birçok kamera var. Dolayısıyla ben pozisyona uzaktım. Bu soruyu onlara sormalısınız. It looks myself when I was younger. Speaks too much. Complains too much. Is the emotion of the youth. And he's lucky because when I was doing that things, I was always red card. So he's luckier than me. Edin played very, very well. Very well. And of course, 3 goals in any match is always 3 goals is always a net trick to do it in a Champions League match, even if it is a qualification match. It's fantastic for him. Rakip teknik adamla ilgili cevap, ilk cevabı bu şekilde. Açıkçası onda kendimi görüyorum, kendi gençliğimi görüyorum. Çünkü kendisi de çok konuşuyor, çok şikayet ediyor. Tabii ki bu gençlik duygusundan kaynaklı ama kendisi şanslı. Çünkü ben onun yaşındayken ve itiraz ettiğim zaman sürekli kırmızı kart görüyordum. O yüzden o bu anlamda biraz daha şanslı bana göre. Edin gerçekten bugün iyi bir oyun ortaya koydu. 3 gol attı. Herhangi bir maçta 3 gol atmış olabilmek bana göre çok ama çok önemli. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 3 gol atmış olması gerçekten çok önemli. Fantastik bir akşamdı onun için.